Kolejinden herkese merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte h ve v seslerimizi öğreneceğiz. Hadi h sesimizle başlayalım. H sesimiz hangi kelimelerde geçiyor çocuklar? Örnek verebilir misiniz? Mesela hastane derken sesimiz nerede geçiyor? Başta. Mesela hostes derken yine h sesimiz başta geçiyor. Başka ne örnek verebiliriz? Mesela hurma. Evet, mesela ahtapot. Bunlarda da h sesimiz geçmekte. Hadi şimdi hemen sesimizin yazımına bakalım. Sesimizin yazımı aslında çok kolay çocuklar. Önce bir dik çizgiçli iziyoruz. Sonra ona yakın olacak şekilde bir dik çizgi daha çiziyoruz. Sonra ortalarını birleştiriyoruz. Dik çizgi, dik çizgi, ortalarını birleştir. Bakın sesimizin yapımı aslında çok kolay. Fakat bu iki dik çizgiyi çizerken aralarını çok açık yapmayın, olur mu? Yoksa sesimiz çok güzel görünmez. Evet, büyük h sesimiz bu şekilde. Hemen küçüğüne geçelim. Küçüğünü de nasıl yapıyoruz? Yine bir dik çizgi yapıyoruz. Dik çizginin tam orta yerinden ikinci çizgimizden bir yarım daire oluşturuyoruz. Ama bu sefer yarım dairemiz aşağıya doğru bakıyor. Hani genelde yana doğru bakıyor ya yaptığımız seslerimizde. Bu sefer aşağıya doğru bir yarım daire çiziyoruz. Bakın sesimizi yapmak çok kolay. Tek harekette bile yapabilirsiniz çocuklar. Evet, küçük h sesimizi de tamamladık. Hadi şimdi de bu etkinlikte görselde gördüğümüz nesnelerin isimlerini söyleyip burada benim örnekte yapmış olduğum gibi altlarına isimlerini yazalım. İlk görselde ne görmüşüz çocuklar? Sürahi. Sürahi. Evet, ikinci görselde ne görüyoruz? Hurma. Hurma. Evet. Burada ne görüyoruz çocuklar? Hindi. Hindi. Bakın burada ne görüyoruz? Ahtapot. Ahtapot. Burada ne görüyoruz? Burada da bir hakem var. Hakem. Hakem görüyoruz. Burada ne görüyoruz çocuklar? Bir şemsiye görüyoruz. Evet. Hadi bakalım geçelim diğer etkinliğimize de. Burada da yukarıdaki kelimeleri okuyup tekrar yazmamız gerekiyor. Sizler de defterlerinizi bu kelimeleri benimle birlikte okuyup yazın çocuklar. Uhu. Uhu yapıştırıcıdır biliyorsunuz. Halı. Hata. Hile. Hobi. Hala. Hece. Haber. Bahar. Bahar aynı zamanda bir isim de olabilir. Ama bir mevsim ismi aynı zamanda. Hurda. Hamsi. Hepsi. Evet, bu kelimeleri defterlerinize yazmayı unutmayın. Hadi şimdi de diğer sesimize geçelim. V sesi. V ses hangi kelimelerde var? Mesela vazo. Vazo kelimesinde V sesimiz geçmekte. Mesela ev. Ev. Bakın ev kelimesinde de sonda geçiyor. Hadi hemen sesimizin yazımına geçelim. Önce bir tane ilk çizgi yapıyoruz çocuklar. Sonra da hemen onun ters yönüne bakan bir tane daha ilk çizgi yapıyoruz. İyi bakın. Bu sesimizin yazımı da çok kolay. Hemencik yazabileceksiniz. Artık seslerimizin hepsini öğrendik neredeyse.
bakın kolayca sesimi oluşturabiliyorum. Evet, bu kadar büyük V sesim. Küçük V sesinde büyüğün aslında aynısı ama sadece küçük harflerimizi, küçük seslerimizi biz nereye yazıyorduk? Çoğunlukla ikinci aralığımıza sığacak şekilde yazıyorduk. Evet, küçük V'larımı da oluşturdum. Sizler de defterlerinize sesleri yazabilirsiniz. Evet çocuklar, bakın burada da V seslerinin geçtiği yerleri çizdim. Onlara dikkat ederek okuyalım. Şimdi buradaki cümlelerimizi okuyup tekrar yazacağız. Siz de defterlerinize bu cümleleri yazabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Vedat köpek havladı. Vedat köpek havladı. Evet, cümlemizin sonuna nokta koyuyoruz. Çünkü cümlemiz bitti. İkinci cümleye geçiyorum. Semiha davul çalacak. Semiha davul çalacak. Aşağıya geçiyorum. Emrah havlu ile yüzünü sildi. Emrah havlu ile yüzünü sildi. Cengiz annesini çok seviyor. Evet. Cümlelerimizi de oluşturduk. Okuduk çocuklar. Şimdi son etkinliğimizi yapalım. Burada da okuduğumuz cümlelerle görselleri eşleştireceğiz. Hadi ilk cümlemizi okuyalım. İlk cümlemizde ne diyor? İpek havuzda yüzüyor. Bakalım. Görüyor musunuz? Burada havuzu yüzen bir kız resmi var. Hadi hemen cümlemizi onunla eşleştirelim. Ördekler vak vak dedi. Bakın burada bir ördek var. Cümlemizi bu görselle eşleştiriyoruz. Civcivler yem arıyor. Bakın burada küçücük civcivler var. Cümlemizi onunla eşleştiriyoruz. Tolga deveye bindi. Burada da bir deve görseli var. Deve. Bakın L sesimiz geçiyor. Kenan davul alacak. Bakın burada da bir davul görselimiz var. Davul. Vıl sesimiz burada da geçiyor çocuklar. Çocuklar, bu videomuzun sonuna da geldik. Bu videoda okuduğumuz, yazdığımız cümleleri sizler de tekrar okuyup defterlerinize mutlaka yazın. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.